Ne yersin börek? Kıymalı olur abi. Kıymalı, tamam. Abi dur, öyle şey yapmıyorum. Biz sana masraf ol. Hayır, dur abi. Yok yok. Allah razı olsun abi. Siz buradan al abi. Al bunu. Ya bıraksana ben. Yok yok. Ya gel bırak onu. O kartla alsın. Alsın. Alır abi. Allah Allah. 1453 şifresi. Sen al oğlum. Abi şifreyi sorayım senin. Bir şey olmaz. Al oğlum sen. Tamam. Al kendinize de bir şey alın. İçecek al. Abi. Sen ne istiyorsun Mecit? Abi aynı sen ne alıyorsun? Tamam sen. Hadi al gel. Ilgaz Pazarı'ndan. Bir kilo börek al sen bir de. Kıymalı. Kıymalı bir kilo börek. Hadi. Abi çok güzelmiş ya. Kıyalarda daha geniş duruyor burası. He. Al abi. Buyur abi. İçecek Fanta al, ona Light Cola al. Siz de alın bir şey oğlum, siz de istediğiniz de alın. Powerbank'i takayım bir şeye. Bana ver. Şimdi geldiler. Hadi gel çabuk hadi. Abi sen de vallahi süpersin ha. Eyvallah. Vücudun falan iyi harbiden. Yani ben şaşırdım. Yaş 53. Başta hırka var ya üstünde videoda. Hı. İşte belli olmuyor, bir çıkardın göğüsler göğüsler maşallah. Yani. Yaş 53 abi. Bir de benim son izlediğim videolarda kılları almıştı abi, şimdi biraz uzamış. O zaman daha efsane duruyor. Evet. Temiz oldu mu? Ya şimdi ne zaman geleceğiz belli olmadığı için şey yapamadık. Eyvallah. Yok yok abi sen başver. 10 numarası. Daha dedik her şey doğal olsun. Eyvallah. Başver dedik yani. Gel çocuklar gelmeden lafını böldü. Bacağa da bakalım gel istiyorsan. Gel 3 katta. Olur. Gel. Aidat da 150 TL. Bayağı uygun evet. Yani. Böyle salon yok şu an. Burada bazen şey yapıyoruz, merdiven çalışması. Ooo, tabii damlıyor alıyoruz buradan, merdiven ilçiyor. Ama burası normalde stat burası, stat içi burası, içi burası. Hey maşallah. Vallahi burada bir bacak antrenman yapmak ister. Tek squat da var. Evet. Arka bacak, calf, leg press, squat, extension. Bunlar ne zamandan abi? Bunlar şöyle. Jimsa var ya marka. Jimsa markasının ilk çıkardığı makine bunlar. Piyasaya sürdüğü. Jimsa'nın ilk piyasaya çıktığı zamanlarda yaklaşık 20 sene önce falan işte. Şimdi bu tarz böyle ondan sonra Jimsa bu makineyi daha üretmedi. Niye üretmedi? Bunlar etli makine. Evet. Yani şeyli profilleri etli makine olduğu için ondan sonra çıkan makineler hep böyle içi boş mu? Şeyler, profiller. Hı-hı. Adam ağırlığı bir koyuyor, makine 8 olmaya başlıyor. Ama bunlar öyle değil, bunlar etli makine. Burada bir bak, özel bir bacak antrenmanı videomuz yok mu? Ben yapamam oğlum burada bacak antrenmanı. Ben geldim diyorum, ben konuk misafir oldum, ekstradan çıktım. Ben diyorum ya. Ama abi ambiyansın çok iyi ama şeyi de merak ediyorum. Stadın içinde burayı nasıl tuttun, nasıl oldu? Burası stat ya abi. Şimdi burası şöyle, burası Sarıya Belediyesi'ne ait. Yer, mülk oranı yer. Ben burayı onlara da kiraladım. Yaklaşık bir 20 sene önce falan kiraladık. Öyle giriyor. Burası şimdi öyle bir yer ki bu muhit çok kozmopolitik bir yer burası. Mikrofona baktım. Yani her kesimden, her kısımdan insan evet. Var burada. Burada gelen çoğunluğu genç insanlara geliyor. Hep öğrenciler geliyor. Şimdi burasını ücreti çok fazla yüksek tutuyoruz ki herkes buraya gelsin. Bir de burası maddi olarak İstanbul'a maddeyi dağıtan kesim. Evet. Biz diyoruz ki o gençleri ne kadar spora empoze edersek o maddeleri bu insanları kurtarırız. O gençleri topluma soktuk. Şimdi herkes buradan şöyle söyleyeyim çok şampiyonlar çıktı. Çok şampiyonlar çıkarttık. Şimdi burada sevilen sayılan bir insan haline geldik. Çok iyi ya. Bak yemin ediyorum. Ben bacak bölümünü görmemiştim. Ben de görmemiştim abi. Çok iyi. Ali aşağısı var ya. Aşağısının ambiyansı çok iyi ya. Peki, beni harbi geçmişe getirdi. Pazar günleri kapalı mı? Ya pazar günü aslında çok isteyemem hocam açalım diye. İyi de kardeşim benim de bir sosyal hayatım olsun. Hani o eski bayılıyor millet. Evet. Vallahi. Hani 20 senedir hiç açılmamış bir eve girersin ya eşyalar falan hani geçmişe götürür. Benim öyle yaptığım çok iyi. Nostalji. Aynen çok abi. Güzel çok güzel. Iyi. Vallahi. Gelin abi inelim isterseniz. Gelin. Misafir odası gibi. Evet. Buradan şey çıkıyor, işte stadyuma çıkıyoruz buradan. Şu kapıdan kadar çıkıyor. Şu anda zaten ne var bakayım, şu anda amatör maçları var. Şu an aynen soyunma odasına biz baktık abi. Şu anda var yani. Abi bu da çok farklı bir şey aslında. Sen stadın içinde salon var. Hem oradan aktifsin, hem böyle. Burada bakma senin bir sürü güzel anın vardı daha önce. Ya tabii canım burada o olmaz mı? Burası stadyum ama bir nevi spor kompleksi burası. Evet.
diğer uç taraflarda uzak dur sporları var. Diğer uçta diğer kısımlarda. Yani elimizden geldiği kadar buradaki gençlere hizmet etmeye bakıyoruz. Hatta gönüllüler daha güzel şeyler olsun, gönüllüler daha iyi hizmetler yapalım. Ama imkanlarımız bu kadar. Ne yapalım? Kızmazsan bilerek mi yenilemiyorsun? Böyle kesinlikle bilerek yapmıyorum. Kesinlikle. Hatta şunları 10 gün önce tamir ettirdik. Ya dedim ki sonradan çok üzüldüm. Hepsi böyle yırtık pırtık hepsi. Ya dedim keşke öyle kalsaydı. Evet vallahi. Şu senin meşhur bar. Meşhur barım evet. Meşhur barım abi. Bir dakika ile bakalım. Meşhur barım benim abi. Bu bu sınırı ilk açtığımdan beri bu bar var. Bu bar benim artık evladım gibi. Hadi lavabo olarak yukarıdaki değil mi? Üst kat sol taraf. Üst kat sol taraf. Son durak yazmak nereden aklına geldi abi? Ya şimdi bu hikayesi çok farklı. Çok özel bir hikayesi var. Şimdi Sarıyer İstanbul'un en uç kesimi, en son kesimi. Sahil kesiminde evet. En uç, en son kesimi. Burada bir gün böyle diyorum, Allah Allah diyorum, millet niye diyorum buraya geliyor? Galiba diyorum, son durak galiba diyorum burası herhalde. O yüzden millet buraya geliyor. Sonra şuraya bak, dedim ki hakikaten ben diyorum buraya niye diyorum son durak ismini koymayayım dedim. Oradan bir esinlendik, öyle kaldı işte. Öyle burada kışın falan antrenman yaptım, düşünsene dışarıda kar yağıyor. Sen burada sıcak. Bak onun tadı da başka. Biz bazen soğuk havlarda şeyleri yakmıyoruz petekleri. Mouse'dan yakmıyoruz ki. Diyoruz ki şu barı bir hisset. Evet. Bir soğukluk bir eline bir yapışsın. Bir barı bir eline yapışsın soğuktan. Ondan sonra çocuk buraya geliyor kışın. Abi diyor ya elim diyor ayrılmıyor diyor bardan soğuktan. Dedim onu hissedeceksin bazı şeyleri. Nerelisin abi sen? Trabzonluyum ben. Trabzonluyum. İstanbul'da okuralı olmadığın belli zaten ya. Ya şöyle doğma büyüme Sarıyerliyim. Doğma büyüme. Ama tabii insan aslını inkar edemez. Biz aslen de ya Trabzonlu'da olmaktan onur ve ben gurur duyuyorum. Ama doğma büyüme Sarıyerliyim. Kaç kilosun abi? 106. Boyun kaç abi? 1.77. Maşallah çok iyi. Boyun gelin çok iyi çünkü. 106 geleyim. Yani 140'ları gördüm. Oo. Yani 140'ları gördüm. İşte en iyi balk olduğum zamanlardan. Bak Atatürk resmi var. Okul zamanlarındaki gibi. Evet. Okulda olan resim doğru. Salon kaç metrekare abi? Şimdi burası 83 metrekare. Üstü hariç. Üstle birlikte burası toplam. Ama yetiyor bize. Valla bu müte burası yetiyor. Yetiyor. Şu gördüğünüz 83 metrekareye gün içerisinde tabi aylık 110 kişi buraya geliyor ama gün içerisinde inanın bazen bir oluyor tıklım tıklım. İnsanlar üst üste oluyor burada. Evet. O bile insanlara zevk veriyor. Bazen hocam salon boş antrenman yapalım diyorlar. Hücum ediyorlar. Herkes burada mutlu. Saatlerde boş şimdi. Biz geldik. Bizim geldiğimizde çoğu kişi bilmiyor herhalde. Bugün Sarıyer'deyiz. Ahmet abi gel istersen sen de. Zaten videonun açılışını yapmıştık. Şimdi İdman'a gireceğiz. Son duraktayız bugün. Sinema filmiyle bir alakası yok Son Durak isminin. İstanbul'un sonunda olduğu için burası. Ahmet abi böyle bir isim koymuş. Çok da yaratıcı olmuş. Ben antrenmanlarımı güne bölüyorum. Sabah 6.30'da bir antrenman yapıyorum. Her sabah 6.30'da. 6.30'da. Bir bölgeyi yapıyorum. Akşam da diğer bölgeyi yapıyorum. Mesela bir büyük kas grubu, bir küçük kas grubu ikiye bölüyorum. Mesela sabah göğüs atlıyorsam akşam kol antrenmanı yapıyorum. Yani sabah ayrı bölge, akşam ayrı bölge. Çok iyi. Ya buna enerjim ve zamanım var. Yani var. Herkes yapamaz bunu. Herkes yapamaz. Evet. Ya sevmek lazım ya. Yapmayı sevmek lazım. Kesinlikle. Sevince kolay. Bugün kesinlikle. Abi antrenmanını tamamen senin kontrolüne bırakıyorum. Senin antrenmanını yapalım. Ben sana eşlik edeyim yani. Zevk. Harun abi de burada mı? Harun abi çok idman yapmak istemiyor. Birazdan gelir o da zaten tuvalette. O zaman başlayalım abi. Tamam başlayalım abi. Şu müziği ben biraz daha kısayım abi. Tamam abi. Sıkıntı olabiliyor. Tamam. Ben çocuklar. Ya da şöyle yapalım. Harun bizi çalışırsın. Yok ama senin tarzını da göstermek istiyoruz abi. O var. O onda o şimdi. Evet abi. O benden daha dinamik ondan. Yoksa ben yapabilecek olsam kapatmak istiyorum. Rahatsız. Yaparım hoş geldiniz. Hadi bakalım gelin. Evet. Hadi bakalım başlayalım. Nalen yap. Böyle bir yere koymuşum ki ama arkadaşlar geçer bir şey.
Hazır mıyız ya? Bench'le mi başlayacağız? Nasıl başlıyoruz? Üst gözle başlayalım. Tamam. Haldun, bu dişi bitti mi yavrum? Devam edeceğim de öbür tarafta yapacağım. Yok, tamam beraber yaparız. Haldun. Yüzünü sanırız yavrum. Şu an burası 80 kilo. Evet. Evet. Neydi? Burası madamların değil, adamların yeri. Tamam mı? Bravo be. Evet. Dünyaya 10 sefer gelsem vallahi geri bu spor yaparım. Değil mi? Aşkla. Aşkla yaparım. Dünyanın en güzel şeyi yani. Bence de ya. Her zaman rakibin yok. Rakibin kim? Kendin. Kendin abi. Aynaya bakıyorsun. Lan diyorsun ki bu benim ya. Hadi biraz daha diyorsun. Hadi biraz daha diyorsun. Kendinle savaş yapıyorsun. En güzel şey. Ben bir düşüklerle bir daha ısınabilir miyim? Tabii ki. Hatta biraz bayağı düşüklerle ısınacağım. Şey yapalım. Dur bak şurada otları kesiyorlar. Arabalara zarar gelmesin. Gelmez mi? Şey şimdi taş maç atıyor ya o şeyin makinesi. Aa yok abi gitti gitti. Ne arkadaş? Antepçe, masum vatandaş. Ne var? Çok iyi. Oh. Oh. Çok güzel. Ne oldu? Şimdi hissettim biraz onu. Ne oldu? Madamların değil, adamların iyi. Lan ben hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi yavrum, sen de. Gel lan. Gel. Ne yapıyorsun kardeşim? Maşallah. Verir mi cevabı değil? Bence arttıralım. Peki. 5 mi 10 mu? 5 arttıralım, sonra bir tamam. 100 yapalım. 5 var mı? Var, olur. Aleyküm selam. Aha! Aşkım geldi. Aşkım şimdi. 10 kilo aldım. Şu anda 100 kilo var. Konudan bağımsız bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şu omzumuza, şuraya ne oldu tamam? Ne oldu biliyor musun? Yok. Burada bir sivilce çıktı. Çıban gibi. Evet. Sonra bu iltihap yaptı. İltihap yapınca bu böyle şişti, iltihaplandı burası. Evet. O iltihabı biz patlattık, o kaldı orada öyle. Kaldı, öyle kaldı yani. Hocam neredeyse çeneyi indiriyor. Son durak burası baba. Burası son durak. Devam. Gel istersen. Sırt var yine yapalım mı? Peki sizi zorlamıyor gibi ya. Arttıralım. Beni zorluyor ama sizi zorlamıyor. Yok abi son setti. Yes! Hadi ye! Ne oldu? Ne bakıyorum? Hakkı ha? Kıskandın mı? Yok benim göbeğim yeter abi. Nazar etme ne olur. Çalış senin de olur. Yaşasın şeker madem. Evet. Ne tutma beni şimdi ya. Spor deyince aklımıza ne geliyor? İçimizdeki enerjiyi en iyi şekilde dışa aktarmak değil mi? Evet. Bu sporun halkliğinde bilinen bir adı. Ama spora niye spor demişler? S nedir? P nedir? O nedir? R nedir? Açılma. Var tabii. Mesela S sistem demektir. P program demektir. O organize demektir. R rekor demektir. Yani sisteminiz olmadan program yapamazsınız. İkisi olmadan organize olamazsınız. Üç olmadan rekorlara imza atamazsınız. Vallahi bugün de bir şey öğrendim. Bir de bunun altına T koydular, sport dediler. O da herkesin bildiği tecrübe. Ama sporu böyle bakmak lazım. S sistem, P program, O organize, R rekor. Bu sadece sporla değil, iş hayatımızda da yansımak lazım. Sistemsiz, programsız,
organizma olmadan rekora imza atamayız. Bu kadar basit. Valla çok güzel bir anekdot oldu. Bir kaynağı var mıdır bunun yoksa? Yok, hayır, kaynağı yok. Aslında bunu bütün spor adamları bilmez. Bunu kimse bilmez. Şöyle söyleyeyim. Bunu ben spor adamım diyen birine sor, bilmez. Bilmez. Ben çünkü yani araştırmacı değiller. Yakup hoş geldin. Ne haber Yakupçuk? Bu makineyi de ilk defa görüyorum. İlker. Ahmet abi yaptıktan sonra açıklar onu sisteme. İlker bu, İlker abi. Hiçbir yerde yoktur bu büyük ihtimalle. Yoktur, hiçbir yerde yoktur. Belli zaten. Artık bunların şeyi var biliyorsun, öyle düzleri var böyle. Evet. Onlara var ama bu bence bu. Onlarda hiçbir şey hissetmiyor. Hiçbir, bu bak ya, yapma göreceksin. Full'de mi yapıyor? Hı hı. Evet. Şuradan mı tuttunuz? Onu atıyoruz abi. Çok böyle yani istiyoruz ki kapatmak değil de tutalım ki şu kısım var ya, şu kısım abi iyice bir toparlasın içeriye doğru. Zaten bu şimdi hissedeceksin yani. Nasıl? Ya yaptıkça daha da iyi olacak. Farklı bir şey var yani. Biraz yapmam lazım. Dirsek dışarı. Evet, aynen. Bu şekilde hiç boyu biraz aşağı indir. Bu. Evet, harika. Çok güzel. Görüyorsun değil mi bak? Nereye etki yaptığını. Oh! Canını yiyeyim senin be. Eh, canını yiyeyim be. Eh, canını yiyeyim senin be. İnsan değil, insan değil. Sol tarafımı daha çok hissettim ama. Neden? Ya şimdi, sağ göğsünden ziyade solumu çok hissettim. Şimdi niye biliyor musun? Şu telde bir boşluk var. Ondan sebep. Onu daha henüz ayarlayamadık. O teli bir alsak. Ama çok ilginç makine. Değişik yani. Güzel sıkıştırıyor. Güzel değil mi? Güzel değil mi? Garip. Evet, evet. Kapattığımızda adeli boşalmasın. Çok iyi. Öne çıkar. Öne çıkar diyorsun. Evet, şimdi bas. Az eleşti bu, bir daha. Aferin sana. Perfect. Enteresan makine. Güzel değil mi? Güzel, güzel. Güzel. Tam şeyde biraz daha böyle göğüs öne attığın zaman daha güzel çıkıyor. Hızlı diyorsun. Normal makinelerde var, özellikle büyük makineler var aslında. Evet. Onlara pek bir şey insan anlamıyor. Ama bunu yaptığın zaman göğüs evet, adelemde bir şey oluyor. Ses ediyorsun yani. Hocam zaten bu yeni makineler hareketi kendisi yapıyor ya. Bize yaptırmıyor mesela. Ya işte ben de buna karşıyım biliyorsun. Önce şu. Serbest ağırlık. Adelemi geliştirmek istiyorsan serbest ağırlık kaldırmak zorundasın. Çok iyi. Nasıl? Göğsü çıkaralım. Evet, işte bu. Çok iyi. Evet. Şimdi, evet, bas bakalım şimdi. Bas. Bir daha. Bas. Oh, bir daha. Bas şimdi. Geliyor. Bas. Bırakma. Gel. Evet. Bekle. Bir. İki. Şimdi son yapacağız. Bekle burada bir. İki. Şimdi. Bir. İki. Hop. Bırak. Aferin. Çok güzel. Aferin. Çıkması girmesi zor dediniz. Senin boyun uzun ya, ondan dolayı. Bu yeni mi? Bu yok mu sanki? Bu vardı. Var mı? Vardı. Vardı. Elimi şeye sürdüm biraz ama. Dur hemen şey. Benim için problem olmaz da. Her yere öyle yapalım Halize. Şey yapamadık. Sen misin? Kız Bacide, sen geri mi geldin? Ben de mi? Böyle gariban gibi kaldım. Sığındık oğlum buraya. Aynı hiç arkadaşım var yanımda. Beraber çizgi film izliyoruz. Yok devam ediyoruz abi. Otur sen otur. Ne oldu lan, elimi yağlandı. Makineler tamire mi giriştiniz? Ne yapıyorsun? Yağlı yerine. Gres yağını mı tuttun? Şeyden tuttu, o yağlı kesim var ya. Yağlı kesimden tuttun. Şey oldu sana, ayıp oldu. Orada yok ya, kalabalık gelip rahat yapıyorsunuz. Göğsünüz ne zaman bitiyor? Arkadaşlar da var. Çok uzun sürmez ya. Yani. Şey açamıyor. Kuart falan yapalımdır. Tamam. O da bir yana açış başka bir şey. Son bir tane daha. Bakalım. Bir daha kaldıracağız. Hadi yaptık. Çekil mi? İleriye doğru. Arkaya doğru. Evet tamam.
Son tur yapalım. 1, 2, 3, evet. Az. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha. Aferin. Evet. Çok güzel. Güzel bir hissiyat var yani üst göğüste. Sizin hocam göğüsler zaten acayip ya. En iyi bölgeniz olabilir belki. Bacağınızı görmedim ama. Yani ben her yarışmamda en az 9-10 tane yaptığım yarışma hep bacaklarda sıkıntı çektim. Büyük. Bölünmesi biraz zor oluyor. Neredesiniz? Bitirmek üzere. Bitirmek üzeresiniz. Harun abi de geldi bugün. Sakatlığından dolayı yapamıyor. Sakatlığım yakında. Ben onlara ayak uyduramam diye yapmıyorum. Ben yoksa iyi. Her şeyi ben yaptım. Şu makinenin, şu gördüğün makinenin her şeyi ben yaptım. Dur, bir hafif edeyim. Şimdi yap. Nereden tutayım? İki yer atıyoruz. Bir buradan, bir buradan atıyoruz. Mesela sırt yapacaksak, bunu atıyoruz. Tamam mı? Bu da güzel abi. Şuradan tutayım ben. Orada tutuyor, daha alta oluyor. Düşün, aynı bir alt göğüs değilmiş, gibi. Evet. Bunun her şeyi ben yaptım. Çok iyiymiş abi. Valla güzel. Kaçar şansın yok. Şu nedir abi? Omuz. Kullanılıyor değil mi? Tabii canım, omuz. Tabii. Bunu şöyle göstereyim bak. Bunu tabii bizim eşekler bunu kırdılar abi. Eşekler. Bu görüyor musun? Böyle. Yine mi? Evet. Omuz bu. Anladın mı? Abi dökülüyor falan. Görüyorsun değil mi abi? Bunu, samimiyet yani. Bunu abi yapacak hiçbir şey yok abi. O kırılsa da çok engellemez herhalde. Yok. Yani. Arma şey bu şey çıkmış. Abi o aradan düşüyor. O şeyi falan tutuyor. Dur. Kadar. Dur yapayım onu dur. Onu yapmazsak o öbür kulağı nasıl gelecek? Evet. Tamam. Bunu sağa sola esnettirdim. Kim yapıyor burada? Kimse yapmıyor burada, biz yapalım abi. Başına düşmez değil mi adam? Ya düşmez abi, düşmez. Zaten böbreğim ağrıyor. Ne oluyor, ben de iki defa kimse yapmıyor. Aferin, bu iş. Bravo. Abi, arkadaşlar istedim abi. Tek nasıl? Aktarabilirim. Hissiyatı. Daha ağır. Bir daha bir taraf sanki daha ağır. Sana böyle geliyor mu? Şimdi yoksa sen? Aslında değil. Şöyle, bu makaraların tabii defa kişi öyle yapmış. Bir delik aşağıda bu. Bu heh, bir delik, bu delik bu yukarıda. Yapan kişi öyle yapmış. Ya bir deliği delmeyi unutmuş. Ya bir deliğin lafını yapmayın diyor yani. Kilo arttıkça, kilo aşağı ağırlık arttıkça o denge tutuyor yerini. Ha baba, görüyorsun değil mi? Takoz ben. Takoz men. Bunun adı takoz men. Evet abi, bravo. As. Çok iyi. Aferin. Evet. Şimdi gel bakalım. Evet. Yavaş yavaş aç şimdi. Çok iyi. Hadi bir tane daha. Evet. Son bir yapacağız. Çok güzel. Hadi göreyim. As. Sıkarak sık 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 sık. Ekle bir, iki, 3, aferin. Oh. Of. Vallahi canımı verdim yani. Süper Mario. Harun abi sen hakikaten. Seni çok eskiden de biliyorum abi. Havuza giderken ne yapıyorsun? Bak hatırlıyorsun değil mi? Ben onu çocukken izlemiştim. Kaç tekrar yapıyoruz hocam? 10. 10 geniş, 10 orta, 10 dar. Geniş de başlıyoruz. En genişle başlıyoruz abi. Aç bunları biraz daha. Arkadaşın şartına. Aç kolları. Az daha kolları aç. Bravo. Evet, kısa yapacağız. Bir, dur. Evet. Bravo. Çok, 10 tane. Evet. Şimdi 10 dar yapacağız ortada. Bravo. Evet. Harika. Şimdi 10 dar yapacağız. En dar. 50. Biraz da 50 geçti. Bravo. Evet. Harika. Bravo. Çok güzel. Çok kalkma. Evet. Evet.
Evet. Evet. Aferin. Vur ne var? Bravo. Ters kol var. Karın mide var. Ters kol var. Aha. Ah, yandı. Vallahi ya, en büyük ağzı geldi. Vallahi. Bunu yoğun bakıma koydum. İşte bu. Ne var kardeşim? Hoş bunu geldin. Haruncuğum. Bunu var ya, yoğun bakıma koydum. Şimdi servise aldım onu. Şimdi ilacını veriyorum yavaş yavaş. Ne abi? Ya abi çok şükür. Vallahi sizi gördüğüme sevindim. Evet abi. Body piyasasının en kibar, layık. Allah razı olsun. İyi seyirler. Takip ediyorum. Eyvallah. Ayağına sağlık. Sağ olasın. Sağ olasın. Ne istiyorsun evladım? Ne istiyorsun? Adam aidatlı üye. Buradan dışarıdan gelmiş. Ya ne istiyorsun abi? Sen oradan akbaba gibi dikin. Arvay! Kaldırın. Kaldırın. Kaldırın be. Top olsun. Bravo Talha. Bravo. Adamın kralısın. Ben de gidin malumda çalışayım bu arada. Gel oğlum, gel al da ne istiyorsun? Gel. Çimen vereyim sana. Ne abi, çimenle mi kaldırıp indireyim? Ya çabuk. Ne istiyorsun ya? Lan seni bildiği gibi yapsın çocuk ya. Ben bu spora başladığımda boyum 1.77'ydi. 30 saniyeden beri yapıyorum. Boyum beni 1.77'ydi. O kadar. Peki bir şey daha sorsam. Abi senin de hani bir büyüğümüz eşli jenerasyon olarak. Sence mesela kaç yaşta başlamaları lazım? Bize soruyorlar, biz şimdi kendimize bir şey söylüyoruz da. Sen daha önce böyle gördüğün... Bu spora başlama yaşı 14 ve 15. O kadar. Aşağısı olmaz. Çünkü niye? Kemik gelişimi lazım. Kafam kadar göğüs var dediklerim oluyor bak. Değil mi? Şaka gibi. Abi şimdi oynat ya bir buraya. Arada öyle şeyler seviyor. Niye böyle diyor abi bak. Bir adam vardı, bir yabancı program, nota tutturuyor diye çıktı. Ha, hiç sorma ya. Abi ama göğüslerin maşallah abi. Maşallah. Nazar değmesin. Abi bacağı da görme şansınız var mı? Abi işi olsa görürsün şey. Bunda başka bir şey yok. He pardon abi. Ben abi giymiyorum abi. Bazen de yani bir o kadar aynı üstü. Pardon. Abi giymiyorsa dedim, özel mi yoksa bir şeyi var mı? Tamam, sana vereyim bile. Yani. Ben story atarım. Şimdi ben onu bir yerde okudum. Bu. Dik olsun. Siyahilerin ki daha büyük bir şey giymiyor falan diye diyorlar orada. Abi sen de gel o arkadaşlar. Backfit'te böyle söylemiyor musunuz? Yok maalesef. Backfit'teyim, söylemiyorsun. Adamı hemen kapıya koyarlar. Çok fena. Burada her şey serbest. Bağırmak, çağırmak, her şey serbest. Böyle her şey serbest abi. Biz buradaki hiç kimseyi kıstamıyoruz. Giyinmeden mi kapatacaksın? Giyinirim ya. Tamam sen nasıl istiyorsan. Evet. Gel abi. Evet. Öncelikle Sıraç da gelsin. Ne Sıraç? Bu videoyu öncelikle Sıraç aslında organize etti. Ona teşekkür ederim. Eyvallah. Ahmet abi bizi burada çok güzel ağırladı. Salondan çok memnun kaldık. Tekrar zaten her zaman için. Başımız da açık, gönlümüz de açık, kapımız da açık. Evet. Her zaman açık. Harun abi sen bir şey söylemek ister misin? Ben bugün burada çok eğlendim. Burada gerçekten tarihi bir koku, atmosfer var. Koku ne var? Koku da var ama. Abi affet valla. Aynen abi, burada çok güzel eğlendik. Antrenmanı ikisi yaptı. İzlemek de keyifliydi. İnşallah kısmet olursa bir daha geliriz. Sakatlığın geçince inşallah. O zaman da sözüm olsun, gelir. Bir de bu vatandaş niye çıplak abi? Verdiğin gazı bunu hemen soyun. Adam... Seviyor abi adam soyunmayı. Ne yapar diye. Burada ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Sıraç kardeşime. Bu iş organize etti. Ama kırmadı. Geldi Taylan kardeşime. Harun kardeşime. Çok teşekkür ediyorum. Ben işin özü tek bir kelime söylüyorum. Ben bu kadar doğal, bu kadar kibar, bu kadar naif insanları beklemiyordum. Ama müthiş insanlar, kesinlikle kendilerine sonsuz ve sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ ol abi, sen de öylesin. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın abi. Vallahi sizi görmek çok güzel. Oğlum aslında bir alkış olması lazım. Öyle yapacağız. Bak oğlum, tribün de var, görüyor musun? Bir de şey söyleyeceğim kamerayı kapatmadan, videoda Taylan izledim canlarında şey diyor. Sen çocuğun kafasına vuruyorsun ya, benim kafama vurmasın diyor bak diyor. Ben onun şakasına dedim onu. Güzel. Abi bittiyse hadi setim var, kurban olayım, at şurada gidelim. Abi bunları daha ne yapayım? Bir açın abi. Bir şey demiyordum abi aslında. Videoyu da kapatalım tekrar, Ahmet abiye teşekkür ediyorum. Ne demek? Her zaman bekliyorum.
kapımız da açık, gönlümüz de açık, kalbimiz de açık. Allah razı olsun. Her zaman bekliyorum. Bir araman, bir telefon açman yeter.